Sena hala güçlü gibi. Top 4. Oynanır. Top 4 girer Sena. Ne oluyor lan? Bir de rainboard'u yapabilirsen yapar mısın? Yani normalde yaparım da yayında yapamam. Çünkü o komp sadece Kayn üzerine kurulu. Kayn bulamazsan diğer char'ları ne yaparsan yap hiçbir sike yaramıyor. Kayn üzerine o kadar kurulu ki oynayamıyorum. Çünkü Kayn tutuyorlar. Ben oynayınca tutuyorlar. Başkası oynayınca tutmazlar. Siz oynayın, ben oynayamıyorum. Satamadım. Ah, satamadım son Yasuo'yu. Oyun çok hızlı açıldı gitti. 10 gold'um. Amıymış. Al. Direkt çekip Heavenly Reaper oynamadık mı? Heavenly Reaper diye bir şey yok abim. Heavenly Kayn var artık. Yone para kaybı. Yone'yi üçleyip item bile vermeyin. Yone'yi direkt borduna sokan salaktır. Öldürdüler çarı. Kindred'de Gnar'la oynanır. Heavenly ile değil. Bunları nerflediler Iron Maiden. Dün çok güçlüydü. Bir gece patch geldi. Bir patch Gnar Kai'sa nerflendi. Kayna Shojin verelim. Hayır.
Abim şu ölürse belki bir şeyler dönecekti ama ölmek bilmeyen bir Riven var. Orn itemlarının götünü siki. Şu aptal encounter'ı düşünen neyse ya. Ya gerçekten bu adamlar geri zekalı. Ne oldu şimdi? Bir orn itemları geldi bu turda. Ne oldu yani? Anasını siktiğim. Ne oldu? Müthiş encounter. Nasıl heyecanlandık? Var ya hepimiz kudurduk yani. Bir tur orn itemları koyunca zevkten dört köşe olduk ya. Çığlık çığlığa bütün lobi. Çok eğlendik. Kim düşünmüş acaba? Abi bir encounter buldum. Bir tur orn gelsin. Altı tane item versin. Pantula patladım. Herkes seni izlerken ne yaptığını yazsın. Ben mesela salata yapıyorum. Şu an malzemelerim salatalık, domates, biber, dereotu, havuç üzerinde limon sıkacağım. Peki siz chat. Baran. Kardeşim canını sıkmıyorsun değil mi? Herkesin hayatında öyle dönemler olur yani. Yalnızlıktan ne yapacağını bilmediği. Biz de yaşadık oğlum. Hiç sıkma canını yani. Biz buradayız. Senin için buradayız. Ne anlat biraz daha. Ne sıkıyorsun abim? Limon mu? Anlat. Anlat ben dinliyorum. Şu an çok hastayım. Serum yedim. Hala burnum akıyor. Neyi de çözebilirim? Ulan senin burnunu neyin çözeceğini ben biliyorum da yasal değil TR'de. Gerçi hiçbir yerde yasal değil galiba. Bir tek Kolombiya'da belki yasal olabilir. Bolivya'da. Pompacı, bombacı, pompacı neye gülüyorsun kardeşim? Abi Eon hoş dedin, Kayn'ın son itemini acil. Oğlum Delkara senin amına koyarım, benim dobimde gelmiş Kayn oynuyorsun, bana item mi soruyorsun? Delkara. Neydi lan o da kılıçla belt. Starak. Backpack yayınların şu kanser oyundan daha çok seviyordu. Daha oynamayı düşünüyor musun? Erespos Backpack şu an asla oynamayı düşünmüyorum. İleride belki oynarım ama şu an asla. Şu an tek düşündüğüm benim TFT oynamak. Yatıyorum kalkıyorum TFT düşünüyorum. Çok iyi oğlum oyun. Bugün Mortlock hangi uzun yazıyı paylaşacak diye heyecanla bekliyorum. Bugünün uzun yazısını tuvalette okuyacağım. O yüzden okumadım. Heyecanla bekliyordum ya. Bugün bir tuvalete girdiğimde okuyacağım onu. Çok heyecanlandırıyor beni Mortlock'un uzun yazıları. Fena hype'ım. Çok büyük hype'ım yani. Thank you.
Orada çıkarıyor Backpack gibi bir oyun. Ona baktım mı hiç abi? Çok baktım. Hatta Amerika'da Dora'nın evinde baktım oyuna. Çıkartması gerekiyordu çoktan. Biraz bence geç kaldı. Dora'nın yapması gereken oyunu çok iyi olmasını beklemeden Backpack Battle'dan önce çıkartması gerekiyordu. Backpack Battle çıktı. Hayvan gibi sattılar. Sonra oyunu oynamayı bıraktı millet. O sırada Backpack Battle'dan önce çıkartsaydı millet onu oynamadan önce Dora'nın oyunu oynardı. Ama artık Backpack Battle oynadı ve insanlar sıkıldı. Yeni bir o tarz oyuna bakmayabilirler. Güzel miydi oyun? Sevdim mi? Güzeldi. Backpack Battle'ın aynısıydı ama şöyle aynısıydı. En son çıkan Backpack Battle değil, beta'dakinden daha iyiydi Dora'nın oyun. Şimdiki son halini bilmiyorum ama Backpack Battle büyük bir çakallık yaptı bence. Bence Dora'nın oyundan çıkmadan önce Backpack Battle bir şeyler çaldı. Dora'nın çizdiği alev grafikler falan vesaire hepsi Backpack Battle'a geldi zaten. Önce farklılık vardı. Mesela Dora'nın oyunuyla Backpack Battle arasındaki farkı kapattı Backpack Battle. O yüzden çıkartmamış olabilir oyunu belki Dora farklı bir şeyler eklemeye çalışıyor olabilir. Bence güzel çaldılar yani oradan. Dora onların oyununu çaldı. Onlar da Dora'nın oyununun içindeki grafikleri, çizimleri çaldılar. No joke. Kim daha iyi çaldı? Vallahi kim daha iyi çaldı bilemem ama bu zamana kadar Riot Games kadar iyi çalan görmedim ben. Adamlar CS'yi çaktı, Dota'yı çaktı, Street Fighter'ı, Tekken'i çaktı. Şimdi WoW'u çakmaya çalışıyorlar ama o biraz zor. O yemez. O kadar kolay değil. Otaçesi de çaktılar. Yağmur mu yağıyor ya? Harbiden yağmur yağıyor oğlum. Dubai mi burası? Niye yağmur yağıyor ya? Abim ben birinciyim, o yüzden o kaydı size feda ettim. Kayın sizin olsun. Bagger'in o koşup aldı direkt. Interesting. Belt için almış. Hoj Radiant mı? BT Radiant mı Kayn için? Hoj Radiant. Damage'ı daha yüksek. Ve crit veriyor. BT tank charlarda daha iyi. Yapma Soli Vortex. Kappada kalsın o. Benim bir level Darius'un garibanlığı. Fakir çalmasını bilmediği için fakirdir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. I'm trying.
Kapı Kain geliyor oyuna. 5-4'te bitiyor. Denk geldin mi? Geldik. Videosu da var YouTube'da. Abi tam sigarayı yakacaksın. Birden beyazlardan bir dayı beliriyor. Sakallı diyor ki iki seçeneğin var. O sigarayı yakıp içersen 5 sene yaşayacaksın. Ama sigarayı içmeyip bırakırsan sigarayı 50 yıl daha yaşayacaksın. 50 yıl daha yaşarım ya. Çok fark var. Mesela 30'a 50 falan desen içerim. Ama 5 ile 50 yıl arasında çok fark var lan. 50 yıl alırım yani onu. Ona tıklarım o hextech, o augment neyse ona tıklarım. Bu Enes Almanya'da 5 kasa BMW'ye biniyor. Üstüne mod neden hediye abonesi yollamıyor? Ben inanmıyorum Enes'in öyle bir şey yaptığına. Yapıyor musun Enes? İçeride niye Garen var amına koyayım? Kimse demiyor ki abi sen ne yapıyorsun, oyunu kaybetmeye mi çalışıyorsun, niye içeride Garen var demiyor. Nereden girdi ki o Garen oraya? Ne açıyor ki? Seksen yaşında ne yapacaksın? Gay olacağım. Kayında neden bana var? Hoş olacak. Ortadan eldiven alabilirsek. İstiyorum ya bunun 3 level'ını. İstiyorum onun 3 level'ını abim. Satmayacağım. Lissandra'yı alayım mı dedim satıp da yok. Satmayacağım. 3 level Kayn'ın verdiği, pardon 3 level Kiana'nın verdiği AD bayağı iyi. Kayn carry oynuyorsam o AD bana lazım. Don't
Öldük mü? Yok, kazandık oyunu ya. Morgana 2, Kayn 2 yaptım. Bu saatten sonra kaybetmem. Eldiven yana da süper. Please. Kara. Kara. Oğlum Morgana'm 1'miş, sen niye Kiyan almayı düşündün ki? Morgana'm 1'ken niye Kiyan almayı düşündün? Ne yapacaktın ki eldiveni? Rakiplerime başarılar diliyorum. Rakiplerime başarılar diliyorum arkadaşlar. YouTube videosu yapmıyoruz ya. Müzikli ya. Bir ara müziksiz yapmam lazım yine. Yarın yaparız. Yarın müzik ilk açtığımda müziksiz yapar video çıkartırım. Kardeşim o Kayn'a vuruyorsunuz ama o Kayn kolay kolay ölmez, onu söyleyeyim yani. Öyle kolay değil o Kayn'ı kesmek. Aslanım benim, vur vur. Vur vur. Müzikle atıyorsun ya. Atıyorum da insanlar istemiyor ki. Atıyorum ama insanlar istemiyor. Şey diyorlar. Müziksiz at diyorlar. İsteyenler de var ama çoğunluk istemiyor. Müzik kafalarını sikiyormuş. Forge Age of Night'tan sonra hangi item veriliyor Kayna? Bu item. Bu item bufflanmadı. Ama 4 coaster'ın canı bufflandı. Şu an Kayn'ın, 2 level Kayn'ın canı eskisinden bir 300-400 falan fazla kusacağım. O yüzden bu item %60 health veriyor ya. %60 pardon, %60 health değil, %25 max health veriyor ya. Bir de AD veriyor. Bayağı güzel oluyor, etkili oluyor. Özellikle de Edge of Night'la kombosu çok iyi oluyor. Çünkü Edge of Night'ın olayı ne? Belli bir canın altına indiği zaman üstünden agroları kesmek. O da %60. Tam üstünden agroları kesiyor. %35 atak damage artı %25 max health alıyor. Canını dolduruyor, dövüşmeye devam ediyor. Bayağı iyi yani. Dilini öyle yapma, short'a patladın mı? Ne yaptım ki dilimi? İsterak bilerek mi verdin, item yoktu? Ben ne anlatıyorum ki amına koyayım ya? Oğlum insanlar neden böyle ya? Ya Starak neden verdiğimi anlattım. Adam chat'e döndüm. Baktım adam diyor ki Starak bilerek mi verdin? Yani ben ne anlattım ki yani? Ne anlattım acaba? Belki Dileyli izliyordur inşallah. Best item'larını sormak istedi. Tamam, ben de onu anlattım işte, best item'ı bu diye. Ama şart değil yani şu. Bunun yerine Titan da olur, Infinity de olur, Last Whisper da olur. Ne bileyim, her şey olabilir. Hoş artı Edge of Night garanti ama on değişmez yani. Kardeşim soru işareti atma, git Mordog'a yaz. OP çar işte. Dengeleyememiş. Mordog'a yaz. Sence late'de 4-5 cost'luk Dragon build'ine Azir Carry dönülmeli mi? 4-5 cost'luk Dragon build'ine Azir Carry dönülmeli mi board bozup? Hayır. Dragon build'inde
şey daha iyi şu an. Irelia daha iyi. Irelia artı şeyle oyna. Udyr, Wukong falan onunla oyna. Azir'e girme. Azir'e hiç ulaşma kardeşim. Azir de kötü değil de Dragon build'inde değil. Azir şeyde iyi. Invoker build'inde iyi. Kaynanacak bence ya bu adam. Kaynanıyor şu an yani. İstediği kadar vursun. Kayn'ı kesmek kolay değil. Kayn'ın counter'ı Lissandra. Evet ama işte Lissandra counter'layamasın diye de bu var. Lissandra canını azaltıp arkaya fırlatırsa da geliyor tekrar. Ama yine de en büyük counter'ı Lissandra evet. Fetch'lerle çözülmez, dengeli olmayacak bu set çünkü set kötü diyor. Ging doğru mu? Doğrudur. Ben Ging'in söylediği her şeye inanırım. Ben set iyi diyordum set başında çünkü set onu ben beğenmiyordum. Çok sevmemiştim, oynamamıştım. Set onunla kıyasla iyi gelmişti. Ama set eğlenceli benim için ama ben casual player'ım yani. TR'de bile gördüğünüz bir 500 oluyoruz, bir sıfıra düşüyoruz falan. Profesyonel oyuncular için kabus gibi bir oyun. Çünkü profesyonel oyuncular Encounter'lar falan göre ayarlayamaz oyunlarını. Onların sabit bir oyun tarzı var. Gelen char'lara göre oynama gibi falan. Hem gelen char'lara göre oynayacak hem Encounter'lara göre oynayacak falan çok zor. Profesyonel oyuncular için kabus gibi bir set. Ging ne derse doğrudur yani. Mesela Aelectro PR birincisiydi. Şu an 2 galiba. Darkus geçmişti en son. Gördün o kadar boktan bir oyun ki adam 8. oldu. Bu adam 8. neden oldu biliyor musun? Geleni oynadı çünkü. Nar geldi oyun başı koydu. Oynadı ama dün bir patch'te Nar nerflendi. Artık oynanılacak bir comp değil. Anasını siktiler Nar'ın. Nar hala güçlü bence demiş. Onu Aelectro'ya anlat. Hala güçlüyse onu anlat. Bize Shen lazım. Bu da olur. Yenemeyiz ya. Bunu da yeniyorsak kapatsınlar ofisi. Bir daha patch match yapmasınlar. Onların beynini sikeyim ben. Şu her şeyi nerfleyip şunu nerflemeyi unuttular ya. Onların ben beynini sikeyim. Yendiğim adama bak. Adamın board'unda bir ben eksiğim. Kapatsınlar ofisi gitsinler ya. Kayn oynanır mı bu metada? Oynanmaz. Kayn sakın oynamayın. Bak kara Kayn oynuyor görüyorsun halini. Görüyor musun? Bulamayınca ölüyorsun abi. Bu tamamen bulma üzerine. Kayn bulamadığın zaman comp 0. Çünkü gecenin kıyısı eklentisi alsak ama gecenin kıyısı ışıltılı bile olsa çalışıyor eklenti çalışıyor. Aynısı Titan'da da çalışıyor. 40 stack olayında Radiant da 40 oluyor. Bu da Kayn oynamış mesela. Bagherino da Kayn oynamış. Sonuncu oldu. Kara da Kayn oynamış. Yani
Gördünüz, iki kain de aynı anda öldü. Neden öldüler? Açıklayayım hemen size. Neden öldüklerini açıklayayım. Çünkü benim kadar taş şaklı değiller. Bu yani, başka bir açıklaması yok. Bunun combat eksikleri de vardı. Kain ikileyemedi. Karanın eksikler iyiydi. Bagherino'nun da combat eksikleri var. Bu niye öldü amına koyayım? Oğlum bunların eksikleri benden iyiymiş. X-Packing D mi burası? Burası X-Packing D galiba. Aynen öyle. Ben ne koyacağım ki? 10 level'a mı gideceğim ben? Yani gidilebilir aslında, düşününce. Adam kaynanıyor arkadaşlar. Pardon, ben ghostlanıyorum. Yani ghostlileniyorum. Oo. Ne fena fight döndü. Huge. Peki bu adamın Kai'Sa üçlemesi, bu adamın Lilia üçlemesi yakın mı? Bu adamın board'unda Lilia bile yok amına koyayım, nasıl üçlüyor? Ben ona gidiyorum ya. Tam YouTube oyunuydu. Atarız, müzikli atarız bunu. Müziği biraz kısalım. Oyunun bu dakikalarında. Müzik fena kafa sıkıyor çünkü YouTube'da. Atarız yine bunu. Bu o yayının 5. saatindeki biten oyun diye yazarım birazdan Okan'a. Çünkü şu an bu meta. Yani B-Patch de geldi dün. Atalım videosunu, millet kassın LP'sini. Bu arada Morgana'da Morello lazımdı da Morello bulamadık. Şeyini alalım. Belirsiz değil müzikler de, para kazanmasak bile izleniyor sonuçta. YouTube'a atalımdan kalsın, para kazanmayacağım YouTube'a atarsam. Ama amaçsız izleyin diye yani. Telifli olsa bile atabiliyorsun. Sadece para kazanmıyorsun. Bence kaynanacak. Bence kaynanacak. Kaynandı. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun sen? Arkadaşlar oyunu Mortlock fena dengelemiş. Fena bir denge söz konusu oyunda. Hepinize tavsiye ederim. Abi niye ikileyemiyorum ben bunu ya? Coming home.
Fena dengeli bir oyun ya. Üç Sage daha iyi olabilir ya. Adam dayanamadı artık. Adam mental hasar yedi. O board'da durmadan Kayna kaybettiği için dayanamadı. Bu da böyle bir oyundu işte. Tam 5'te bitti, aynen öyle. Yazalım Okan'a. Lane'in. Lane'in neredesin? Lane'ini bayağıdır yazmamışım, bulayım. Okan, yayının 5. saatinde biten